Merhaba Tahmindir takipçileri. Bu videomuzda merakla beklediğiniz, benim de performansını gerçekten merak ettiğim bir telefon olan GM8 Go'nun kutusunu açacağız arkadaşlar. Tabii ki yalnız başına olmayacak. Yanında GM8 de olacak. Hem kutu içeriğiyle hem de şöyle bir dış tasarımıyla ufacık değineceğiz. İsterseniz gelin kutu içeriğinde bizi neler bekliyormuş hep birlikte bir görelim. Evet arkadaşlar, şimdi telefonun kutusunu açacağız ama önce şunu da bir görmenizi istiyorum. Bu GM8, bu da pardon GM deyince kızıyordunuz, GM8, bu da GM8 Go. GM8 Go'nun ne farkı var derseniz de GM8 Go'yu size Barcelona'daki fuarda tanıtıldığından ön incelemesini yapıp anlatmıştım. Bu telefonların özelliği Google'ın Android Go işletim sistemini kullanarak daha az bir, daha düşük bir donanımla size bu telefonun performansını vermeye çalışan bir cihaz bu cihaz. Şöyle isterseniz yavaştan bir şuradan bir cızık atalım kutuya ve kutuyu bir açalım. Yani bu Android Go cihazlar hakikaten enteresan cihazlar. Yani donanım olarak çok düşükler. Yani normalde mesela kafamızda Android çok işte RAM yiyor falan filan tarzı şeyler var ya. Bu cihazlarda maksimum 1 GB RAM oluyor. Yani dolayısıyla nasıl bir performans gösterir işin aslı ben de merak ediyorum. Kutusal anlamda hani diğer kutudan çok bir farkı yok. Diğer kutuyu da rejiden bir rica edelim. Size onu da göstereyim hemen. Diğer kutu da bu şekilde. Bu da bunun kutusu. Gördüğünüz üzere kutu tasarımı olarak hemen hemen aynı. Şurada sadece Android Go Edition yazıyor. Bunda da Android One yazıyor. Şöyle arkasına da bir bakalım hemen. Bunda Go'da 8.1 Go Edition var. Tabii ki hızlandırılmış bir işletim sistemi, optimize edilmiş bir işletim sistemi diyor. Şurada görebilirsiniz. Bu telefonda GM8'de arka kamera 13 iken bunda, özür diliyorum, ön kamera 13 iken bunda 5 megapiksele düşmüş durumda ve ekran boyutlarında da yine bir miktar 0.2 inçlik bir farklılık var. Yine göreceğiniz üzere GM8 çok daha iyi ve en önemli konu, sizin merak ettiğiniz konu tabii ki işlemci konusunda da bunda MediaTek'in bir işlemcisi kullanılıyor. Normalde lafı bu kadar uzatmıyoruz ama bir avantajı daha var bu cihazın. Pil anlamında bu telefon GM8 Go 3500 mAh'e sahipken GM8 3075 mAh'lik bir bataryaya sahip diyorum ve artık lafı normalde olduğundan çok daha fazla uzattım ama bununla alakalı da bizden istekte bulunmuştunuz. Biraz daha uzun olsun filan diye. Şimdi kutuyu artık açıyorum. Açıyorum. Açtım. Evet. Kutu tasarımı zaten GM8'de söylediğim gibi çok beğendiğim bir tasarım. Şunu şöyle koyalım. Şuradan neler çıkıyor bir görelim. Evet. Benim takdir ettiğim bir şey. Telefonun içinde kılıf. Burada pili var. Şöyle pili koyalım. Burada garanti belgesi ve diğer kullanım kılavuzları yer alıyor. Cihazımız burada. Sınırsız Google sayesinde kullanılan bir size fotoğraf depolama alanı sunuyor. Ve gördüğünüz üzere ikisinin kamera tasarımında da yine farklılıklar mevcut. Yani tabii ki kalite farkı var iki cihazın arasında. Bu ondan daha ucuz bir cihaz. Şöyle şunu da şu şekilde koyayım ve burada bir adet micro USB kablomuz, bir adet hızlı şarj adaptörümüz yine gördüğünüz üzere ve takdir ettiğimiz bir kulaklık var General Mobile'ın. Bu kulaklıklar ciddi anlamda güzel kulaklıklar. Seviyorum bunları ve kullanıyorum da günlük yaşamımda. Sevdiğim bir kulaklık. GM8 Go'nun kutu açılışı bu şekildeydi arkadaşlar. GM8 Go ve GM8'i tabii ki inceleme videosunda detaylıca karşılaştıracağız ama sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa onları yorumda bize sormaktan ve inceleme videosu için istekte bulunmaktan da kendinizi alıkoymayın. Şöyle hadi size bir de bir kıyak daha yapalım. Telefonların boyutunu da bu şekilde görmüş oldunuz. Bana sorarsanız işin aslı sanki GM8 Go'nun tasarımı daha hoş gibi geliyor bana. Yani şu yan tasarımı falan, arka tasarımı biraz daha iyi gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu bolca beğenin. Hoşça kalın.